Beyin ve medulla spinalis'in zarlarıyla devam ediyorduk. Dura mater'i bitirmiştik. mater mater'eyiz. <laughs> Araknoid mater bildiğimiz üzere dura mater'in altında e, örümcek ağına benzer bakın şöyle uzantıları olan e, bir tabaka. Örümceksiz zar anlamında. Bu da dura materle beraber sakral iki vertebra hizasında bakın burada kapanacak. Burada kapandıktan sonra dura materle araknoid mater şöyle bir uzantı oluşturacak. Bu spinal sinirler medulla spinalis. Şöyle Şuradan şöyle bir uzantı oluşturup gidip koksikse tutunacak ligamentum koksigium denilecek veya filum terminale eksternum adını alacak böyle bir ligamentöz yapı burada gözükmüyor ama hayali olarak şuradan koksikse uzanan bir şey hayal edebilirsiniz ligament olarak. Dura mater mater arasındaki boşluğa sup dural aralık demiştik. Bakın en içte de saran pia mater. Pia mater'in iki tane <laughs> tabakası var bir lamina eksterna bir de lamina interna. Lamina eksterna e, dışta, lamina interna da içte. Lamina interna beyin ve medulla spinalis'in en, e, e, en iç en iç tabakalarına kadar in en derin noktalarına kadar inmiş durumda. Lamina eksterna da dışta sarıyor. Bakın lamina eksterna da Şöyle görüyorsunuz diş benzeri ligament yapıları var. Bu medulla spinalisin e, yerinde durmasını, medulla spinalisin sabitlenmesini sağlayan yapılar. Bunlara ligamentum denticulatum deniyor diş benzeri ligamentler. 21 çift le, pia materin uzantıları araknoitik delip dura materde e, dura matere tutunuyor ve medulla spinalisin sabitlenmesini sağlıyor. Bakın şu yapılarımız işte dura materimiz, kalın zarımız, işte araknoid materimiz bakın üstünde. Araknoid materin altında da medula spinal saran pia mater. Araknoid ile pia mater arasında bakın kan damarları var. Beyin omurilik sıvısı olacak ve damarlar. Damarlar var. Bunlar spinal sinirler. spinal sinirin arka kökü duyularla, duyuları taşır. Da, ön kökü motor iletileri taşır. Birleşip bir spinal sinir oluşturacaklar. Spinal sinirler, sinirler, de uzantılarını, ramuslarını veriyor. İşte ön uzantısı, arka uzantısı, ramus posterior, ramus anterior. Ee, ramus anteriorları hatırlarsanız T1, T12 haricinde plexuslar oluşturdu. Plexus brachialis, cervicalis, lumbalis vesaire. Ee, arka dalları arkaya geçecekti. Derin ense, derin sırt kasları ve sırtın duyusunu, ensenin duyusunu alacaktı. Şu iki bağlantıda e, bağlantı yapan kimle? Burada turuncu simpatik var. Onunla bağlantıyı sağlayan bağlantı yaptırıcı dallar ramus, communicantes, griseus ve albuslar. Bakın arka dal, ön dal, ramus communicantessel, ön kök, arka kök, spinal sinir oluşturduğunu görüyoruz. <laughs> Medillo spinalis'in bakın gri cevheri, substansia grisea, şu çevresinde beyaz cevheri var, substansia alba. Substansia da, reksitin laminaları, 10 tane reksitin laminası ee, arka tarafta duyularla alakalı nükleoslar, önde motorlarla alakalı nükleoslar var idi. E, beyaz damilada da medulla medula spinalisten inen, çıkan, işte çıkıp da merkez sinir sistemine, sinir kortekse veya serebellumu vesaire çıkan yollar, e, inen yollar, e, medula spinalisinin daha alt katmanına inen yollar e, olduğu için bakın beyaz gözüküyor. Çünkü aksonlar miyelinle kaptıydı ve buraları... E, beyaz gösteriyor. İçi de gri cevher, gri çünkü burada nükleoslar yani nöronların gövdeleri var burada. Demiştim ki araknoid materle <laughs> duran mater sakral iki vertebra hizasında kapanıyor demiştim. E, Arachnoid mater ile e, Dura mater sakral kapanırken pia mater bakın medulla spinalis'in bittiği yerde kapanıyor. Neresi burası bakın. Sakral L5, L4, L3, L2 lumbal iki vertebra hizasında kapanıyor. Sonra hatırlarsanız e, şuradan Araknoid mater ile dura mater'in kapandığı yerden filum terminale externum ekst veya ligament coxigeus denen bir ligament gelip koksa tutunacak demiştim. Buradan da filum terminale internum gelip bakın kapandıkları yere duran e, e, dura mater araknoid mater'in pia mater uzantısı gelip buraya tutunacak. Bu da e, bu, bu da medula spinalis'in sabitlenmesine yardımcı olacak. Bunlarda çıkan spinal sinirler, bakın spinal sinirler şurada e, at kuyruğuna benzetmişler bu, bu yapıyı. Buna cauda e, equina demişler. Her bir spinal sinir gidip her bir e, iki vertebra arasındaki foramen da sağlı sollu çıkış yapacak 31 çift spinal sinirimiz var. Bakın beynin derinine bakıldığında, derinine baktığımızda bakın şöyle, şöyle ve şöyle yapılar var. Bunlar beynin ventrikülleri, e, glial hücrelerden ependimal hücre ile döşeli idi. Bunların içinde beyin omilik sıvısı üretimi ve beyin omilik sıvısı bunların içinde yer alıyor. Bakın şunlar şöyle iki tane ventrikül bunlara lateral ventrikül deniyor. Lateral ventriküler, bakın şöyle bir şerit var. Bu şeridin hemen altında ve paralar uzanıyor bu şeride e, öne arkaya doğru. E, bu şeridin ismi Korpus Kallozum. İki beyin hemisferini birbirinden haberdar eden en büyük komisural yol idi. Bakın şuradaki beyaz şerit görüyorsunuz. Bakın Korpus Kallozum. Bakın onun sağında solunda da biraz da aşağısında lateral ventriküller var. Lateral ventriküler içinde de bakın şöyle kırmızı kırmızı. Bunlar da ependimal hücrelerin özelleşmesiyle oluşan koroid plexuslar. İşte beyin omurilik sıvısı bunlarda üretilir. Lateral ventriküllerde mevcut. Bakın 3. ventriküllerde de mevcut. Bunlarda da beyin omurilik sıvısı üretilir. Bakın lateral ventriküller iki tane lateral ventrikül iki kanalla foramen interventriküle dediğimiz kanallarla, Monro kanallarla bir diğer ve aşağıdaki ventrikül beyin omurilik iletecek. Bu ventrikül ismi e, ventrikülüs tertüs. Üçüncü ventrikül. Lateral ventriküler. Bir iki. Bu da üçüncü ventrikül. Ventrikülüs tertüs. Bakın şöyle bir delik var. Bunun ismi e, adezio intertalamica. E, üçüncü ventrikülde... şöyle baktığımızda bakın bunlar lateral ventriküller. Üçüncü ventrikülde şu iki tane talamusumuzun, bakın talamusumuzun arasında, iki talamus arasında, e, iki talamusu birleştiren e, adesyo intertalamika dediğimiz yapı, üçüncü ventrikülü deliyor, iki ventrikülü birbirine birleştiriyor. Üçüncü de burada, üçüncü ventrikülde bakın şöyle bir uzantı bir kanalla aqua cerebri veya silvius dediğimiz kanalla dördüncü ventriküle bağlı. Dördüncü ventriküle bakın arkada cerebellum, önde e, pons ve bulbus yani beyin sapı ve cerebellum arasında olan e, bir yapı. Eşkenar dörtgene benziyor. Eee... Bunun ismi de ventrikulus quartus, dördüncü ventrikül. Bakın dördüncü e, ventrikülde bakın şunlar birinci ventriküller gölgeleri gözüküyor. Koroid plexuslar bakın bunlardan beyin omurilik sıvısı salgılanıyor. Bakın şu delik foramen interventriküle, Monroe deliği, lateral ventrikülleri üçüncü ventriküle bağlıyor. Üçüncü ventrikül e, iki talamus arasındaydı. Bakın komşu olduğu yerlerde üçüncü ventrikülün bakın e, yanlarda sağda solda talamus, hipotalamus, aşağıda bakın hipofiz bezimiz. Üçüncü ventrikülde bakın aquaductus cerebri ile e, ile dördüncü ventriküle atacak silvius kanalıyla. Bakın dördüncü ventrikülümüz. 4. ventrikülde gelen beyin 11 sıvısı da şurada bakın e, şurada sağlı sollu foramen lüçkalar bir tane de şurada foramen magendi var. Fora, i̇ki foramen lüçka bir foramen magendi ile bakın nereye akıyor? Sub araknoid araklar. Yani araknoid materle piya e, pia materle araknoid mater arasında sub aralığa boşalıyor. Bakın hem medula spinalisimizin çevresinde hem de beynin çevresinde adeta medula spinalis beyni böyle bir havuzun içine asmış gibi darbelere karşı koruyan bunların lenfat, özellikle beynin lenfatik sistemini oluşturan çok önemli bir e, yapı beyin omurilik sıvısı. Bakın beyin omurilik sıvısı foramen lüçkayla ve magendilerle Superaknoid aralığa çıkıyor dedim. Bakın sarıyor güzercine. Ee, bir kısmı da bakın şurada medula spinalisin ortasında kanalis centralis denen bir bölge var. Kanalis centralis içinde şöyle devam ediyor yoluna. Bakın şu kanalis centralis. Bakın şuradaki delik. Şu deliğin içinden de <laughs> beyin omurilik sıvısı var. Bakın ne kadar dakikada 0304 milim üretiliyor. Miktarı 90-150 milim. E i̇şte beyni darbelerden koruyor, ağırlığını azaltıyor, atık maddenin uzaklaştırılmasını sağlıyor, kafa bazını düzenliyor. Birçok e, özelliği var. Önem, çok önemli bir yapı. E, fa, devamlı üretiliyor. Fazlası ise bakın fazlası, fazlası da Şurada bakın araknoid granülasyonlar, araknoid mater dura mater içine şöyle uzantılar oluşturuyor. Bunlara araknoid granülasyonlar deniyor. Bunlar vasıtasıyla da sinüslere boşalıyor. En fazla sünüs sagittalis superiora boşalıyor fazlası. Bakın hidrosefali diyenin bu olay var. Hidrosefali eğer beyin omurilik sıvısının bu gezdiği işte foramen interventriküleri, silvius kanalı vesaire tıkanırsa bir şekilde e, en çok tıkanan yerlerden biri de budur. aqueductus cerebri silvius kanalı e, veya şöyle de tıkanabilir. E, <laughs> burası subaraknoid aralıktı. Eğer eee subaraknoid aralı, burada damarlar ve beyin omurilik sıvısı vardır. Damarlar bir şekilde kanarsa subaraknoid kanama deniyor buna. E, kötü bir tablo. E, o da e, pıhtılar da burayı araknoid granülasyonlara tıkayarak e, dolaşımı bozabilirler. İki şekilde de olabilir. E, veya üretimi fazla olabilir. Buna hidrosefali deniyor üretim fazlalığı veya emiliminde e, dolaşımında bozukluk olmasıyla eee beyin omurilik sıvısının e, birikmesi ve çoğalması bakın çocuklarda şöyle daha kafadaki suturlar tam kapanmadığında kapanmadığından şöyle kocaman kafayı yapıyor. E, erişkinde suturlar kapalı, erişkinde de e, ba baş ağrısı daha da ilerlerse <laughs> beyin fıtıklaşmaları vesaire her beyin her hernüasyonları vesaire yapabilir. Ee, baş ağrısı, bulantı falan gibi şeyler yapar. İlk etapta e, sıkıntılı bir şey. Bakın burada da şant takılmış. İşte ventriküllerde fazla beyin omurilik sıvısını almak için bakın şant takılmış. Şanta peritona indirilmiş. Periton fazlasını emiyor. Ventrikülü peritoner şant. Veya atriuma şant yapılmış. Ventrikülden atriuma Fazlası atriyuma boşaltılıyor. Ventrikülü atriyal şant kalp atriyumla boşaltılıyor. Şurada yeni bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bu akuaduktus serebri falan tıkalıysa, buradan geçemiyorsa veya geçilmesi azalmışsa, e, şuradan bakın. Şurası 3. ventrikül. Şurası da bakın subaraknoid aralık. 3. ventrikülü subaraknoid aralığa bağlayan şöyle bir delik açılıyor buna. Buna endoskopik 3. ventrikulostomi deniyor. Endoskopik olarak açılıyor. Ve beyin omelik sıvısı şuradan ilerlemiyorsa buradan gelip süperankolik aralığa geçiyor ve hasta rahatlıyor. Çok önemli bir gelişme. Endoskopik 3. ventrikulostomi deniyorum buna. Bakın şurada Bakın şuradan iğneyle girilmiştim. buna lumbal ponksiyon deniyor. ne yapılıyor buradan? Bu iğneyle gidip beyin omurilik sıvısı alınıyor. Niçin alınıyor? İşte kişide nedeni bilmeyen ateş var veyahutta da malinite şüphesi falan var yani. O araştırmak için işte gidiyorlar. Nereye gidiyor? Bakın dediği Supraspinalis ligament, interspinal ligament, ligamentum flavum'u geçtik bakın şeylerden sonra veya zigofizyal liga, e, ligamenti. Onu da geçtikten sonra bakın dura mater, arachnoid mater, ondan sonra pıt 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 pıt, pıt e, sıvı gelir. Buna lumbal fonksiyon gelir. Nereden yapılmış? Bakın L4, L5 arasından yapılmış. E, çünkü L2'de, lumbal 2'de medulla spinalis kapanıyordu. Bumbal 2'nin altından yapmak gerekiyor. Çünkü medula spinalis derme ihtimalimiz var. Onun için L4-L5 aralığından yapılabilir. Bakın bunlar da, bakın yine bu, e, medula spinalis'in kapandığı yerin aşağısından, işte L3-L4-L5 oralardan bakın. Spinal anestezi ve epidural anestezi yapılabiliyor Bunlar anestezi için kullanılıyor. İşte epidural anestezi yine şeyle geçip e, demin bahsettiğim şeyleri geçip duramateri geçmeden materle duramaterle dura e, duramaterle perilos arasında şey bırakılıyor. Epidural aralık deniyor buna. Buna buraya buradan anestezi yapılabiliyor. Epidural anestezi sık kullanılan bir anestezi metodu. Veya spinal anestezi yapılıyor. Duramater, ee, geçilip dura mater ve arachnoid mater geçilip buradan eee anestezi verilerek buradan da spinal anestezi yapılabiliyor. Supraaknötal araktan spinal anestezi yapılabilir. Epidural taraftan epidural anestezi yapılabiliyor. Bir de hasta ee, bu genelde sezeryanda falan çok kullanılan bir şey. Bir de hastaya pozisyon veriliyor. Hastanın beli falan aşağıda kalıyor ki e, beyin e, şeyler anestezik maddeler yukarıya çıkıp yukarıdaki çık, sinir, çıkan sinirleri de etkilemesin. Kolu, bacağı vesaire de, kolu vesaire, boynu vesaire etkilenmesin diye aşağı doğru da biraz pozisyon veriyorlar ki e, aşağıda kalsın diye şeyler. Çünkü mesela sezeryanda aşağı kısmı, aşağı e, kısımları yapacaklar. Oranın e, oranın spinal sinirleri eee olması yeterlidir. Yukarılara çıkmasına gerek yoktur. Epidural anestezi ve spinal anestezi de böyle bir şey. <laughs> Bakın bunlar da beyin kanaması tipleri. Bakın şu epidural yani dura materle araknoid mater arasının kanaması. Epidural kanama bakın şurası. Şöyle epidural aralık kranyumla dura mater arası. Burada hatırlarsanız dura bir besleyen en büyük arter vardı. Arteria meningia media. En fazla onun e, hasarlanması, rüptürü bu kanama olabiliyor. E, bakın sebepleri travma veya ee, operasyon sonrası ulaşabiliyormuş. En çok arterya meningen medyanın kanamasıyla oluşuyor. Bakın şöyle şu beyazlık kanama. Beyazlık bakın beyin dokusunu doğru, içeri doğru itmiş. Çünkü arteryal kanama olduğu için basınç yüksek ve itebiliyor beyin dokusunu. Şu kanama bakın subdural kanama. Subdural kanama e, yine travmayla, kişi travmaya uğrarsa subdural kanama olabiliyor. E, ee, burada da kanayan Bridgman'ler hatırlarsanız bakın şeyleri anlatırken e, durağı sünüsleri anlatırken bakın yüzey venler demiştim ki e, özellikle de sünüs sagitali süper sünüsleri girerken bakın şurada bakın köprü venleri dediğimiz benler oluşturuyor. Bu nerede? Eee dura mater ile mater arasında yani subdural arakta da Bu darbeye bağlı, kafa sarsıntısına bağlı <laughs> olarak kanayabiliyor. Buna subdural kanama deniyor. E, köprüvenlerinin kanamasına bağlı. Bu venöz bir kanama olduğu için e, epidural kanamadaki arteriyel kanamanın aksine şey yapmıyor. Fazla böyle beyni, beyin dokusunu itmiyor. Şöyle ilerleyici bir kanama. Epidural kanama e, kafa travmasında, kafa kırıklarında falan olabiliyordu. Mental değişiklikler diyerek hiç gidebiliyor. E, Subdural kanama kötüleşen baş ağrısı vesaire eee de yakalanabiliyor. Başka bakın sup araknoid kanamı vardı. Ne demiştim? E, araknoid mater ile pia mater arasına sup aralık deniliyor. Bakın şurası sup araknoid aralık, subdural aralık, epidural aralık. Subdural aralıktaki bakın şeyler. Biricit köprüvenleri. köprü Bakın burada da bakın damarlar var supraaraknoid aralıkta onların kanamasına bağlı olarak <laughs> subaraknoid aralık kanaması gözükebiliyor. Bakın rüptür neyin? Damarlardaki anevrizmaların yani ge balon, balonlaşmaların veya arteria venoz malformasyonlar olabiliyor da onların veya travmaya bağlı da kanamasıyla sup Araknoid kanama. Bakın şöyle beyaz şerit halinde. Supar araknoid aralıkta. Şuralarda da olabiliyor. Kanamalar. Akut e, ne demek? E, çok hızlı bir şekilde hasta diyor ki e, hızlı bir şekilde hasta diyor ki hayatımda çektiğim en büyük ağrı en kötü baş ağrısıydı. Diyor. Diyebiliyor yani. Supar araknoid kanama gerçekten çok baş ağrısı. Çok şiddetli. Bakın şu da subaraknoid kanamayı anlatırken bakın şu da e, şurası Willis poligonu. Beyni besleyen arterler bunlar. Bakın arteria vertebralis. Subklavyanın dalıydı. İkisi birleşti. ikisi birleşti. Arteria basilaris oluşturdu. Arteria bazillaris de bakın e, şöyle arteria cerebri posterior verdik. Arteria cerebri posterior Gidip e, beyni arkadan besleyecek olan arterimiz. Şunlar da bakın arteri bazilersin. Süperior cerebellar dalı. Cerebellum beyinciyi besleyecek. Pontin dalı. Anterior, inferior cerebellar arter. Bunlar da beyinciği alttan önden posterior inferior cerebellar artar. ayika ve pika diye de geçiyor. Bu da alttan e, ve arkadan besleyecekler. Ve tabii ki buraya yakın şeyler de besleyecek. E, yapılar da besleyecekler. Bakın anterior spinal arter. Medula spinalis'in önden besleyecek. E, arterial labirinti. Arterial labirinti. E, Meatusa kusukus gidip kulakla alakalı yapılar besleyecek yapımız. Böyle buna e, Şöyle geliyor arteria e, bazillaris arter arteria cerebri posterior veriyor. Beynini arkadan besleyen yapı. Bu da bakın arteria carotis interna beyni besleyen iki arter vardı. Bir vertebral arterler, bir de carotis interna O da bakın cerebri anterior beyni önden ve ortadan ve cerebri medialis dallarını verecek. Beynin yan taraftan besleyecek dalları verecek. Bakın bunlar da şöyle bir halka halkayla birleşecek. Buna Willis poligonu. Willis'in halkası denilecek. Nedir? Bakın serebri posteriorları kalitesin tenliğe bağlayan communicans posterior. Arteria communicans posterior. Serebri <laughs> anteriorları önde birleştiren arteria communicans anterior. Bakın böyle bir halka oluşturdu. Kimlermiş serebri posteriorlar? komünikans posteriorlar, karotis internalar, serebri anteriorlar, onlara birleştiren komünikans anterior. Böyle bir halka oluştu. Buna Willis poligonu deniyor. Buralarda, buralarda bu Willis poligonu bakın buralarda anevrizmalar olabiliyor işte. Bu anevrizmaların patlamasıyla da yani o baloncukların patlamasıyla da derilmesi rüptürasyonuyla da şey gerçekleşebiliyor. Subaraknoid kanama oluşabiliyor, nedenlerinden biri. Bakın şu yuvarlak olan yerler, anevrizmanın çok görüldüğü yerler. Ee... Bakın, bu da beyin sapında yine aynı şeyler. Bakın. Beyin sapının üzerinden. Bakın arteria vertebral ister. Ee, Foramen magnumdan kafaya gidiyor. Bakın cerebri anterior, spinalis anterior dalını verdi özür dilerim. Ee, bakın pikası, posterior inferior cerebellar arter Ayıkası inferior anterior cerebellar arter Bakın bunlar da cerebellumu arkadan besleyecekler. Bakın şuradan arteria labrinti iç kulağa gidip besleyecek. <laughs> İki arterya vertebras birleşti. Arterya bazillaris oluşturdu. Arterya bazillaris de bakın süperyor cerebellar arterini verdi. Bakın süperyor serebellum bölümü üstten besleyecek. E, posterior serebel sere, posterior arteri serebi posterior verdi. Bakın beyni e, temporal lobu, oksipital lobu arkadan gidip besleyecek. Sonra geldi bakın bu karotis internalar. Arteria cerebri anterioru, arteria cerebri medyayı verdi. Cerebri medya bakın parietal lobları, frontal lobu, biraz temporal lobu vesaire besleyecek. Cerebri anteriorlar da bakın gidip beynin ortasında frontal lobların birbirine baktığı yüzeyi vesaire besleyecek. Ve iç dalları da içer, içindeki beyin içindeki yapıları da besleyecekler. Bakın içeriye verdiği dallar. Şöyle bir poligon oluşurdu. Willis poligonu diyorduk. Willis poligonu işte bakın karotis internalar serebri posterior, kommunikans posterior, serebri anterior ve birleştiren kommunikans anterior. Niye böyle bir poligon yapıyor? Mesela diyelim ki sağ karotis interna tıkalı. Şöyle boyunda tıkanmış. Kan gelemeyecek şöyle. E kan gelmesinde de şu sirkülasyon sayesinde ee, mesela kommunikans anterior açıksa Serebri anterior açıksa sağda solda şöyle poligon sayesinde beslediği yerlere gelebilecek. Dolayısıyla bu halka olmasının, Willis poligonunun sayesinde herhangi bir tarafta tıkanıklık olsa, az kan bile gelse bu bunları kompansa, kompansa edecek. Willis poligonunun bağlantıları sayesinde kompansasyon sağlanacak. Bakın şurada şeyler var. Bakın beyin sapımızın e, kısımları işte e, pons, bulbus, meze, e, medula spinalis uzuyor. bakın. E, bunlar da bakın krandiyel sinirlerimiz. Bakın üçüncü, e, şu birinci krandiyel sinirimiz kok sinirimiz olfaktör sinir. Şu ikinci krandiyel sinirimiz optik sinir. Bakın kiyazma optikum burada çapraz yapıyor. Hipofiz bezimiz bakın şu üçüncü krandiyel sinirimiz nervus oculomotorius. Eee şu 4 5. kraniyal sinirimiz nervus trigeminus. 6 7 eee ve 8. kraniyal sinirimiz eee <laughs> pons'la bulbus arasındaki olukta sulcus pontobulbar istiyorduk. Ondan sonra bakın eee 9 10 ve 11. On kraniyal sinirlerimiz Şuradaki oliva dediğimiz çıkıntısı var şeyin e, bulgusun. bulbusun. Onun arkasında sulcus retro, e, retro de. 12. nervus hypoglossus da burada. burada. Bunlar da kranial sinirlerimiz. Bakın demin bir numarik sıfısını anlatırken şey yaptım. Bakın lateral ventriküller. içinde koroid plexuslar. Bakın onları besleyen de dallı arterlerin dalları. Suparaknoid kanama da böyle hayatımda çektiğim en büyük baş diyor kişi. Ee, intraventriküler ventriküllerin içine kanama olabiliyor. arteryal ve venöz veya venöz kanamayla e, bu da hızlı ilerliyor. Özellikle baş ağrısı, <laughs> bulantı ve kusma. İntraparankimal kanama olabiliyor. İntraparankimal kanamada bakın beyin parankiminin içine kanamış. Bakın şöyle beyazlık. Bunun sebebi de işte yüksek e, hipertansiyon, travma, ve vanaz malformasyonlar, tümör olabiliyor ona bağlı kanama olabiliyor. Ee, tipik olarak şöyle yuvarlak. Eee arteriyel venöz kanama olabilir. E, bunda da işte baş ağrısı, bulantı, kusma, e, bununla bu triad zaten e, beyin kanamalarında gözüken triad. Bakın burada da tekrar bakın epidural kanama, subdural kanama, subaraknoid kanama ve intraserebral kanama, parankim içine kanama gösterilmiş. Bakın burada anevrizma patlamış, subaraknoid kanama yapmış. Onu gösteriyor. <laughs> Bakın epidural kanama. En fazla arterya meninge medyanın rüptürüyle, travmayla vesaire oluyordu. Subdural kanama sarsıntıya bağlı, travmaya bağlı e, şeylerin e, bir e, köprüvenlerin kanamasıyla oluşuyordu. Bunlar da beyin kanaması çeşitleri. Bakın, bir de. Kan, mesela kanımız e, beyinle direkt bütün maddeler kandan beyine geçmiyor. Veya kandan bosa veya bostan beyine bütün maddeler geçmiyor. İşte bunların arasında bariyerler var. Kan beyin bariyeri, kan bos bariyeri, Bos beyin bariyeri gibi. Çünkü her maddenin oraya geçmemesi lazım. Bakın şöyle bir e, diyagram çizmişler. Şu dura materimiz, şu araktoid materimiz, su e, pia materimiz bakın. Su aralıkta bakın beyin omlik sıvısı ve kan damarları var görüyorsunuz. Pia materin e, aşağısında bakın astrositlerden e, tarafından oluşturulan, glial limitans. Bakın şu ayakçıklar astrositlere ait astrositler ne yapıyordu? Kan beyin bariyerinde e, rol alıyorlardı astrositler. Ve beynin şu pembelerde beynin parankimi. Bakın bu kan beyin bariyerimiz. Bakın yine beyin dokusu pembeler. Bakın şu aralarda şöyle şöyle sarı şeyler. Astrositlerin ayakları. Bakın astrositlerin sonlanma ayakları. Şunlar pirisitler. Bakın perisit dediğimiz hücreler. Şunlar e, endotel hücreleri. E, burada e, bazal membran var. Ve şurada e, damarların endotelleri var. Endotel hücreleri var. Da, damarların endotel hücreleri var. Endoteller arasında sıkı, ba sıkı bağlantılar olan bakın mavi mavi tajjaksınlar var. Böylece kan beyin bariyeri oluşmuş oluyor. Kan kandan beyine, beyinden kana her madde geçmiyor. Bakın şu da kan boş bariyeri. Bakın e, şunlar e, ependimal hücreler. Ependimal hücreler. Bakın şurası beyin omurilik sıvısı. Ependimal hücreler. E, bazal membran. Kan damarlarının endoteli. Böyle beyin BOS ee, boş bariyerini oluşturuyorlar. Şurada da beyin ee, özür dilerim. Bu e, beyin boş bariyeri değil. E, kan boş bariyeri. Kan boş bariyeri. Kan boş bariyeri. Bir de beyinle boz arasında bir bariyer var. İşte nöroependimal hücreler e, tarafından sağlanan beyin boz bariyeri. Bosumuz burada, beyin burada. Şöyle de bariyer var. Şimdi bu bariyerlerin olmadığı organlarımız var. Buna sürkunventriküler organlar deniyor. Niye sürkunventriküler? Çünkü şu üçüncü ventrikülümüzdü hatırlarsanız. Şurası dördüncü ventrikülümüzdü. Üçüncü ventrikülümüzün çevresinde onun için subventriküler organlar denmiş. Bunlardan e, bir şekilde e, kandan bu organlara maddenin geçmesi, bostan bu maddeleri bu organlara maddelerin geçmesi gerekiyor. Bu e, öyle de işlevleri var bu şeylerin işlevlerini yapsınlar diye. Bakalım kimlermiş? Bakın nörohipofiz. Nörohipofiz nedir? Bu hipofiz bezimiz. Önü adenohipofiz, arkası nörohipofiz. Nörohipofiz hipotalamusa sentezlenen antidiüretik hormon ve oksitosini depolar. Antidiüretik hormon ee, böbreklerden su tutmaya yarardı. Kan basıncımızı vesaire düzenlerdi. önemli bir hormon. Oksitosin de annelik hormonuydu. E, bunları depolar. Gerektiğinde de kana salar e, ee, işte oksitosin ve antidiüretik hormonun kandaki şeyini e, miktarını nörohipofiz e, kanla temas ederek belirleyecek ve gerekirse bu hormonları salacak. O yüzden kan beyin bariyeri bu bariyerler yok. Bakın hemen üstünde eminensia medialis denen bir şey var. Bu Hipotalamusla hipofiz arasındaki e, bağlantıda, sapında <laughs> bu ne yapıyor e, deminki nörohipofiz arkaydı ön adenohipofizdi si adenohipofizi e, buradaki e, kandaki e, hormonal isteklere göre hormonun eksikliğine göre adenohipofizden e, hormonların veya stimülan hormonların salınımını sağlayacak e, eminensia medialis bunda da kan beyin bariyeri bariyerler yok araya postrema var bakın şurada araya postrema bu da dördün, diğerleri 3. ventrikülün çevresindeyken çevresindeyken bu dördüncü ventrikülün çevresinde bakın hemen arkasında bu da kusma merkezi araya postrema çeşitli maddelere göre e, merkez sinir sisteminde kusma e, <laughs> e, kusma uyarıları oluşturuyor. Araya postrema. Koroid pleksuslarımız vardı. Bu koroid pleksusları hatırlarsanız beyin omurilik sıvısının salınımı sağlardı. Bunların da demek ki bir e, şeyi yok. E, beyin bir bariyeri, kan beyin bariyeri vesaire yok. Organın vaskulazum lamina terminalis. Bakın şurası lamina terminalis. Hemen hipotalamusun önünde. Şurada lamina terminalis. Bu da e, peptit miktarını ölçüyor. Ona göre e, sinyaller vesaire oluyor. Bunda da e, bu da bir sürkümentiküler organ. Başka bakın e, subfornikal bir subfornikal organımız var. Burada fornikisimiz olacak. Onun altında subfornikal organımız var. O da e, önemli bir yapı. E, vücudun e, sıvısını e, elektrolitlerini vesaire ay ayarlıyor. E, enerji metabolizmasında iş görüyor. Çok önemli bir Yapısı fonkikal organ. Bakın şurası arkada artık hipotalamusun arkasında talamusun arkasında e, pineal gland, epifiz bezi, epitalamus epifiz bezimiz var. E, bu da e, gece gündüz ritmini ayırlıyordu, mela, e, melatonin salgılıyordu. Bu da sürgün organlardan bir tanesi. Kan beyin ve kan bospari yeri böyleydi, sup vargon ve kar organlar kabaca böyleydi.